İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2011 yılı yaygın kültürel eğitim faaliyetleri planı kapsamında açtığı Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarından çinicilik, kırk yama, tel kırma, sim sırma, ebru, sedef kalkma ve tel işletmeciliği kursu yoğun ilgi gördü. Çinicilik kursu sonu sınavı yapıldı. Kursumuza yaklaşık 2 aydır devam ediyoruz. Çok zevkle çalışıyoruz. Mine hocamız bu konuda çok yetenekli. Siz de Çin'i yapıyorsunuz değil mi? Çin'i deseni yapıyoruz. Çok zevkli çalışıyoruz. Eski Türk desenlerini, klasik desenleri çalışıyoruz ve çok hoşumuza da gidiyor. Daha önceden böyle bilginiz var mıydı son zamanlarda? Çin'i hakkında yoktu. Son 2 yıldır haberdar oldum. Evet. Ben de gönül verdim bu işe. Çinicilik kursu usta öğreticisi Mine Akçakoca, Balıkesir'de ilk defa başlatılan Çin'i kursunun ilgi gördüğünü söyledi. Bunu Balıkesir'e yaymayı amaçlıyoruz. Esas amacımız burada Balıkesir'de Çin atölyesini kuraraktan bayanlarımızı iş sahibi yapabilme, hem hobi olaraktan kendilerini tatmin edip hem de evlerinde kendi ellerinde bir harçlık olacak şekilde, destek olacak şekilde bunu yaymaya çalışıyoruz. Bu konuda valimizin ve belediye başkanımızın da bizlerle çok ilgileniyorlar. Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Canseven, kurslar ve 1 Haziran'da başlayacak Halk Eğitim Merkezi Fuarı ile ilgili bilgi verdi. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile bu tür faaliyetlerde, kurslarda beraber hareket ediyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizim de 1 Haziran'da bir fuarımız var. Halk eğitim fuarımız var. Cengiz Topel Caddesi'ndeki kurslar binamız ve bahçemizle tüm halkımızı, Balıkesirlileri de bu fuarımıza bekliyoruz. Açılışımız saat 12.30'da olacak. Bu sene bir değişiklik yaptık. Tüm bünyemizdeki tüm kurslarımızın, tüm faaliyetlerimizin sergisini bir fuara dönüştürüp hepsini sergileyeceğiz.